Aklıma dedem geldi. Öyle mi? Benim de dedem rahmetli Kore Gazisi. O da çok güzel askerlik anılarını anlattı. Albaydı o. Aslında şöyle, tam şey olmasa da yani Rum asıllı, bizimkiler de Girit göçmeni. Dede tarafı aslında Bulgar göçmeni. Ama çok Türkçüdür, Atatürkçüdür. Hatta emeklilikten sonra hafta sonları onun işte kendi döneminden silah arkadaşlarıyla diyeyim Buluşuyorlar mıydı? buluşurlar, çok güzel takım elbiselerini giyerler, kravatlarını takarak ordu evinde hafta sonlarını öyle geçirirlerdi. Çok güzeldi aslında. Ben yani çok böyle anlatmasa da ya da ben dede anlat diye ısrar etmesem de dışarıdan gördüğüm kadarıyla örnek bir insandı. Ama Belki de çok sert anıları oldu. Anlatmaktan imtina da ediyor olabilirdi. olabilir. Evet. Peki Vasil Bey'i saygı ve Evet. sevgiyle, rahmetle anarak uğurlayalım. Dağ filmindeki Hı. Oğuz rolüyle bir asker canlandırdın. Nasıl bir deneyimdi senin için? Mesela Oğuz'dan Hı. öğrendiğin şeyler var mı? Bir etki bıraktı mı sende? Kesinlikle Çok da Oğuz. zor bir filmdir Hı yani. hı. Ben seyrederken de düşünmüştüm, oyuncular nasıl baş ettiler Hı bunca hı. zorlukla diye. Zorluğu evet hem mental olarak hem de fiziksel olarak da Evet. ilk filmde karların içinde çekmiştik. Şimdi o da aslında bir bakıma yardımcı oluyor. O fiziksel zorluklar içerisinde bir de şeyi ekleyince o mental şeyi nasıl anlatayım zorlukları yardımcı oluyor. Ama günün sonunda sonuçta biz oyuncuyuz. İşte o çekim esnasında ne kadar zorlansak da çekim bitince işte otele, evimize neyse dönebiliyoruz. Orada Gidenle dönen arasında evet. sende bir fark var mı? Filme giderken ve dönerken ki çağlar Var. arasında bir fark var mı? Onu merak ediyorum. Daha birde de o zaman daha iki planı yoktu tabii ki ama daha bir diyorum şimdi. Daha birde de daha ikide de farklı farklı hikayeler dinledim, duydum. Dediğim gibi benim ailem aslında sadece dedem değil, çoğu asker, emekli olanlar var, hala devam edenler var. Kimisi dalga geçiyor demeyeyim de şey, yani siz orada filmde gösterdiniz ama biz onun işte gerçeğini Gerçeğini yaşadık, yaşadık, daha da evet. büyüğünü yaşadık gibi yakın akrabalarımdan da dinleme fırsatım oldu. Oraya çekim esnasında şeyi ekleyebiliyor olmak lazım. Dediğim gibi yani çekim bitince üstünü çıkarıp otele dönebiliyorsun ama şeyi unutmamak lazım. Bu gerçek hayatta öyle bir şey yok. Yani tamam bugünlük bu kadar çatışma yeter hadi dönelim gibi bir Yok. durum yok. Orada Ne kadar ne süreceği belli kadar olmayan bir şeyin içindesin, değil erzağın mi? neyse elinde çantanda işte cephanen neyse o üstündeki kıyafetlerle çok ya affedersiniz mesela her gün çorap değiştirirsin değil mi? Hani çekimde ertesi gün. Haftalarca Ama çorap şimdi o değiştirme öyle bir var. şey yok. Belki ayağı su topluyor o postalın içinde. Şimdi bunları da katabiliyor olmak lazım. Şey anlamında çekimde işte o zaman o Daha kahramanların üç boyutlu. gerçek hayatlarına dokunabiliyorsunuz ve beyaz perde olabildiğince doğru gerçek yansıtabilme şansınız oluyor. Bütün bu doneleri yansıtarak. Anladım. Teşkilat dizisinde de Serdar Kılıç Aslan'ı oynadın, bir istihbaratçıyı oynadın. O karakterle empati kurman nasıl mümkün oldu? Kendini herhangi bir role yani yakın, hangisine yakın hissediyorsun? Yani Oğuz'a mı, dağdaki askere mi yoksa istihbaratçıya mı? Hangisine daha yakın hissettin acaba kendini? Oyuncu böyle tercihler yapabilir mi? Benim öyle bir sıralamam yok aslında. Ben Serdar'ı da çok seviyordum, severek oynadım. Anlaşılıyordu zaten herhalde. Yani hepsiyle yakınlaştım. Tabii ki bu şöyle, şimdi birisi film, birisi dizi.
Yani birisinin senaryosu işte ne bileyim 100-120 sayfa sinemanın. Ama dizinin her bölümü o kadar. Şimdi orada sana ne biçiyorsa, ne alçığı neyse oradaki heykeltıraş senarist sana ne sunuyorsa onu oynuyorsun. Tabii ki başta yarattığın karaktere göre yönlendiriyorsun ama günün sonunda senin bir kuklacın var. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Ama ben Serdar'ı da çok keyif alarak oynadım. Bunu da gururla söylüyorum. Kendi çapında yaptığın araştırmalar oluyor işte bir istihbarat ajanı ne yapar ne eder ki biz o dönem çok önemli insanlardan güzel briefler de aldık, güzel dersler de aldık. Çünkü çok önemli bir kurumu temsil ediyorsun orada ve ona layık olman hata lazım. Hata kaldıracak bir şey değil. Aynen. Şimdi dizi matematiğinde bazen kurgusal şeyler olabiliyor. Tabii ki. Yani belgesel çekmiyoruz kaba yani. Kaba tabirle fantastik öğeler olabiliyor. Evet. Hatta ben bunun kendi çapımda çok savaşını verdim. Bu olur yani, mu olmaz evet, mı yani, falan gibi tartışmalar değil mi? Limit ajanı böyle yapmaz, yapmamalı gibi çok konuştum, ettim. Yani böyle bir hata yapamaz, yapmamalı gibi. İyi ama o zaman da drama olmaz evet, yani. Ama işte herkesin o zaman mükemmel olduğu bir şey. Aynen, o yönetmen de kendi çapında haklı, yapımcı da, tabii senarist ki. De. Biz bunu koymalıyız ki hikayede, o zaman diyorum tabii ki haklısınız. Ama ben o Serdar'ı oynarken de çok gurur duydum. Evet. En az Oğuz kadar. Şimdi Serdar'la ilgili yani o MİT ajanıyla ilgili daha çok saha ajanı olması fikri benim çok hoşuma gitmişti. Hı-hı. Başta aslında böyle de kurmuştuk. Hı-hı. Eline çok nadir silah alacak birisiydi. Daha çok istihbarat evet, toplayacak çünkü, falan. Bir oyuncu olarak da bu güzel bir his. Çünkü rolden role giriyorsunuz. Evet. Yani o ajan işte bir bölüm bambaşka birini oynayabiliyor. Yani rol içinde rol hissi, fikri benim çok hoşuma gitmişti. Ama tabii bir takım sektörel şartlar işte. Dramanın gerekleri, evet, yani şunlar aksiyonu bunlar, evet, daha fazla arttırmamız gerektiği için bazı yerlerde. Seyirlik. Biz de çok fazla elimize silah alır olduk, çatışmaya çok fazla girer olduk. Ve günün sonunda ben sakatlanmış oldum. Evet, yani omzumdan sakatlandım ben sabahın köründe. Daha hastane açılmıyordu. Benim için açıyorlardı. Ben fizik tedaviye gidiyordum. Omzum için artık bir noktadan sonra böyle tabancayı kaldıramaz olmuştum. Yani böyle kolumu omzumdan kaldıramıyordum. Tabii bu bir günün sonunda bir aksiyon dizisi. Ben de artık her şey şeyin bir bedeli yapamayınca var. artık Serdar'ın hikayesi o noktada bitti. Bitmiş oldu. Peki Çağlar'a gene soruyorum. Senin bir kahramanın var mı? Yani gerçek hayatta veya filmlerde hep bir yanında sakladığın bir kahraman var mı? Sevdiğin birisi bir kahraman. Güzel bir soru. Yani günden güne değişebiliyor. Aslında belki çoğunun ismini bile bilmiyorum. Yani böyle haberlerde okuduğumuz zaman o kahramanlık hikayeleri dediğim gibi örnek oluyor. Ama mesela birisi var ki İzmir'deki adliye saldırısını engelleyen polis memuru. Trafik polisi Fethi Sekin. Mesela onun gibi hikayeler. Yani belki yani bilmediğimiz, duymadığımız gün yüzüne çıkmayan kim çok bilir, fazla hikaye tabii var. Peki senin hani çocukluktan kalma bir kahramanın yok mu? Çocukluktan kalma. Bir film olabilir, çizgi roman olabilir. Fantastik gibi mi? Evet. Canım ne bileyim. Tazmanya canavarını soruyordum. Yani kahraman olarak her şeyi yıkıp dökmesi hoşuma gidiyordu. Peki sen makine mühendisi misin yoksa makine mühendisliği mi okudun? Okudum, bitirdim de. Bitirdin ama yapmadın. Yapmadım hani zorunlu stajlar haricinde. Ama yaptın o zaman o dönem, canım tabii. Yani girmedim. İşte daha filmi öyle bir şansı oldu. O dönem şeyden sonra, okuldan sonra tiyatro yapmaya devam ediyordum. Hem tiyatro eğitimi, oyunculuk eğitimi almaya devam ediyordum. Bir yerde de tiyatro yapıyordum.
Sonra artık bizimkiler vazgeç bu sevdadan dediği noktada işte şans Alper Çağlar, Dağ'ın yönetmeni Dağın yazarı. yönetmeni, evet. O da bir arkadaş vasıtasıyla böyle böyle filmim var düşünür müsün gibi benimle iletişime geçti. Ben de tabii hayır diyecek bir lüksüm yoktu. Zaten filmi de çok sevdim, çok güzel yazmış. Evet. Yani hem bir proje olarak güzeldi, yani şey olarak, karakter olarak hem de beni Senin yolun buydu evet, yani. Evet. kurtarması anlamında şanslı oldu. Peki şeyi sorayım. Oyunculuk konusunda Alper'le karşılaşmasaydın, yol açılmamış olsaydı makine mühendisliğine devam eder miydin, istiyor muydun? Ederdim. Ben şeyi seviyordum aslında. Yani yaratıcı bir şeyler yapmayı. Bu zorunlu staj döneminde de bilgisayarıma şey yüklüyordu bu. AutoCAD mi AutoCAD, evet. deniyordu? Evet, o şey dizayn Evet. programları. Onlarda bir şeyler üretmeyi seviyordum. Hatta en iyi dersim oydu galiba. Ya AutoCAD kullanan insanlar zamanında çok değerliydi yani. Şimdi Değil mi? artık şey düştü. Artık şey yapay zekaya yaptırıyorsun. Bir şeye giriyorsun orada seni yerine Peki yapıyor. mühendis olmak için basketbolu bıraktığın doğru mu? Mühendis olmak için değil de üniversite sınavı için evet. Tamam yani Ya o ha dönem anladım. Basketbola niye devam etmedin? Çünkü fiziğin gerçi uzun bir çok oyuncusun ama kısa bir basketbolcu evet. oynadın. Ki ilginçtir ben pivot oynuyordum. Pivot ve 4 numara, 4-5 Lisede mi? oynuyordum. Lisede hala mesela bir takım kurulduğu zaman Tamam. genellikle en uzun ben oluyorum nasıl oluyorsa. Ama profesyonel bir takımda biliyorsun playmaker olurdu Tabii ancak benim yani. boyumda. Senin boyunda o olurdu. Ama şey mesela Steph Curry mesela o da benim boyumda. Ah, Yani evet. Evet. NBA'in hatta Ama en iyi onun boyu oyuncularından. önemli değil. Evet. Yani çünkü adam inanılmaz bir şey. Süper. Gözü Ben de kapalı bence her yerden atıyor. yetenekliydim. Oynardım ama Evet. şöyle bir şey oluyor. Şimdi benim annem de memur çocuğu, babam da öyle. Onlar da iyi üniversitelerde okumuşlar. Annem ortodontist, babam jeoloji mühendisi. Yani hep eğitime önem veren insanlardı. Zaten o yüzden ya boş ver oyunculuktan sen makine mühendisinden devam et gibi. Ya üniversite sınavına girerken de sonuçta lisede bir seçim yapmanız gerekiyor. Tabii. Bizim eğitim sistemi ikisini de Evet. kaldıranlar var aslında. Şimdi ben nankörlük yapmayayım da çok büyük özveri istiyor. Ya Bugün de ikisini çift birlikte, diploma evet. yapanlar var canım. Var artık. Yani hem üniversite hem iyi bir akademik kariyer hem de iyi bir sporcu kariyeri yapmak Olunabilirdi. zor değil ama iyi bir özveri gerekiyor. Sosyal Çok hayatını adanmışlık lazım, değil şey mi? bırakmak gerekiyor. Ben de o dönem ya dedim artık takımı, basketi bırakayım. Üniversite sınavına odaklanayım. Annen baban şimdiki mevcut seçiminden mutlular mı artık? Yo arada bir diyorlar hala sen Mühendissin ya arada falan bir diye. kendi mesleğini de yap falan diyorlar ya. İkinci hikayemde gene sana sorarak başlıyorum Çağla. İmkansızlıklar hayatımızda engeller yaratır mı? Tabii Mesela ki, senin daha yaratır. geniş veya kısıtlı imkanların olsaydı hikayen daha mı farklı olurdu? Nasıl hayaller kurardın? Direkt öyle bir örnek mi bilmiyorum ama daha geçen gün buna benzer bir şey düşünüyordum. Bu imkanla alakalı. Hatta sevdiğim bir akademisyen de var. O da Türkiye'deki eşitsizlik değil de imkan eşitsizliğiyle Fırsat alakalı bir fırsat eşitsizliği mi? eşitsizliğiyle alakalı bir şey söylüyorum. Ya bu şöyle, ikimiz de üniversiteye gidiyor olabiliriz. Kağıt üstünde evet, ikimiz de üniversite okuyoruz. Ama benim üniversitemde mesela daha fazla bilgisayar var. Ben bütün kütüphaneye dijitalden erişebiliyorum. Ama sizin üniversitenizde o yok. Bir apartman Ya belki da de. evet işte ben İzmir'de doğdum. Belki şanslı bir insanım. Kime göre? İşte Hakkari'de doğan evet birine yani göre. Türkiye'nin doğusunda fırsatları daha kısıtlı olan birisine göre. E bu böyle zaten, evet. Öyle ama mesela şimdi bu yine de kendi içinde bile değişen bir şey. Şimdi ben İzmir'de doğmak evet belki bir tık daha avantajlı ama İzmir'in neresinde? Şimdi İzmir'in de kendi içinde. Yani İzmir'de bir aristokrat bir aile, bir Levanten bir aile, daha zengin bir ailede de doğabilirsin. Ama Sanayide bir İzmir'de evet.
ağır işçinin evet. evladı olarak da. Ya bu kendi içinde sürekli Doğru. değişiyor her Doğru. şey. Tabii. Bu imkansızlıklar engel yaratır mı? Yaratabilir. Orada da işte neyi ne kadar istiyorsunuz? Kendinize onu sormanız lazım. Ama orada bir denge problemi var yani. Var. Başta kolay var. Değil. Kolay değil. Kolay değil. Peki şanslı bir misin? Şans sana ne anlatıyor? Şans deyince ne geliyor? Güzel bir hayat için şans tek başına yeter mi? Şans yani. Ben İzmir'de şey doğmak evet. çok daha imkanları zayıf, dar bir yerde doğmaya göre şans sayılır. Evet ama sonra şans, ne olacak? Evet, evet. Yani ben şükretmeyi seviyorum galiba. Bu şeyden yani çok dini bir noktadan söylemiyorum bunu ama evet bazen evet bu konuda şanslıyım ve iyi ki böyle bir şey olmuş. İşte teşekkür ederim gibi, şükrederim gibi yani böyle bir şeyim var. Elimdekilerle yetinme demeyeyim de onların kıymetini bilme noktasında şanslı olduğumu düşünüyorum diyeyim. Biraz kendi şansını yaratmaktan evet. da bahsediyorsun galiba değil mi? Yoksa tabii ki insan şunu da söyleyebilir. Yani ne kadar şanssızım da diyebilir. Yani, zaten zor bir evet, yerde ama... doğdum. Zaten zor maddi imkanları zayıf bir ailede doğdum. Hı hı. Zaten coğrafyam da şöyle böyle falan diye. Yani ah etmek... İçinde bir sebep olabilir. Savaşmak için evet, yani değil bu mi? Mücadele için. Ne kadar içinde. Optimist ya da ne kadar pesimist olduğumuzla da alakalı. İyimser, kötümser, doğru. Şimdi hayat zaten ilerledikçe, yaşadıkça sürekli kapılar açılıyor, kapanıyor. Açılmaya da biliyor o kapı ne kadar zorlasanız da ama ondan hemen vazgeçip başka bir şey. Yani açılan kapıyla tamam bu açıldı, o zaman bu bana ne fayda sağlayabilir? Bununla ilgili ben kendime ne katabilirim gibi hemen şey yapmak lazım. Hani konuştuk ya işte Prens dizisiyle alakalı. O mesela benim için bir şans oldu. Başka bir çağlar göstermek için mi? Hayır şöyle o dönem işte tiyatro provaları devam ediyordu. Bahsettiğim bu işte sinema projesi olacak mı olmayacak mı ne zaman yapacağız... işte başka işte dizi şeyleri, senaryoları okuyorum, teklifleri şey konuşuluyor. Belki girmiş olsaydım ya da o filme başlamış olsaydım Prens'i yapamayacaktım. Evet. O kadar güzel bir şans oldu ki şimdi zaten fanıyım Giray'ın, dizinin de fanıyım ilk sezonunun. Ya diyorum ne kadar güzel bir zamanlama oldu yani. Bu kadar güzel denk gelemezdi. Burada hemen ben bir şey kaptım mesela. Tamam dedim buna ben şükrediyorum yani. Cepte. Evet.